Muharrem uç! Uçan Muharrem! Süpersin Muharrem! Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün geçmişteki öğretmenlerimizin ağzına yüzüne vurmaca oynuyoruz. Daha çok istiyorsanız aşağıda videoyu beğenmeyi unutmayın. Çıkan önceki butonuna sarak önceki değişik konuya gidebilirsiniz. Ve sağ tıklı butonuna sarak kanala abone olup bütün videoları izleyebilirsiniz. Şimdi burada geçmişteki bütün deli olduğum hocaları canlandıracağım. 10 tane. Hadi bakalım. Birinciyle başlıyoruz. Almancacı. Benim matematik ödevimi derste yapıyorum diye niye? Aslında mantıklı bir şey yapmış ama neden alıp hocaya veriyorsun ve bana saatlerce yalvarmama da rağmen niye geri vermiyorsun? Al sana matematik ödevi, gerizekalı. Neden benim matematik ödevimi verdin? Al, al matematik ödevi, al, al egonu tatmin ettin mi? Vererek tatmin ettin mi? Düşük aldım işte. Artan Almanca, Deutschland, Deutschland. Kanada, ama Kanada Amerika'daydı. Doğru. Aslında kadın... Yani almakla kötü bir şey yapmamış ama geri vermedi beni, delirtti manyak. Deli hocalar hepsi. İkincisi bu da matematik hocası. Bana o ödevden dolayı geri vermeyip benim bitirmememi sağlayan şerefsiz. Ödevi tam bitiremedim, aldı, ben de düşük aldım o yüzden. Şimdi sen hadi Almancacı gerizekalısın anlarım. Sen bana niye ödevi geri vermiyorsun? Aç lan ağzını. Aç. Aç. Al sana ödev. Al kara kök. İçinde iste. Üstü sayıları istedi içinde. Geber. Hepiniz öleceksiniz. Gerizekalı. X kare çarpı yaptım seni. Üçüncü. Bedenci. Adını hatırlamıyorum bu hocaların. Çok eski böyle. Bizim ilkokulda bedencimiz vardı. Şerefsiz. Sen. Bedenci. Allah yere düştük. Salak mıyız lan biz? Gel yardım et bana. Ayağım acıyor. Ayağım acıyor hocam. Hocam ayağım acıyor. Ayağım. Beni neden fazladan durup koşturdun gerizekalı? O zaman da ayağım acıyordu işte. Şerefsiz. Şerefsiz. Üstüne bir de çay dökeyim. Yan. Yan gerizekalı yan. Al sana. Al. Fazladan tur koşturdun. Bir de bana topları şişirtiyordun. Yan. Farklı bir tane daha. İlkokuldaki sarışın bir hocamız vardı. Ben konuşunca niye beni takmıyordun? Bekle dur, içimizde şu an konuşuyoruz. Hocam size hediye aldım. Bakın ne var. Ne bu biliyor musun? Çakmak. Çok güzel bir çakmak değil mi? Geber! Sen beni sınıftaki arkadaşlarımdan ayırıyordun. Benimle hiç konuşmuyordun şerefsiz. İlkokul psikolojimi bozdun. Yan. Patladı, beyni patladı. Salak. Bir de Muharrem hoca var. O da ilkokulda ikinci hocamız. Ona deli olmuştum. Sen Muharrem. Gerizekalı. Neden arkadaşımı sınıfın önünde tokatlıyorsun? Yazık değil mi çocuğa? Tamam ben olmayabilirim. Ama arkadaşımı niye tokatlıyorsun? Gerizekalı. Bu araların hepsini hak ettin. Sinek bunlar. Sınıfta sinek ne arıyor bilmiyorum. Salak. Salak ne uçtu be. Camdan atlayacak bak. Muharrem uç. Uçan Muharrem. Süpersin Muharrem. Arkadaşımı dövmenin cezasını, öğrenciye el kalkmanın cezasını hissettin işte Muharrem. Miro. Memik. Şimdiki Doğan hocamız. Beni çok ezmişti. Ona buradan selam yolluyorum. Sen Doğan, çılgın Doğan, SBS'de düşük alacağımı söylemiştin. Benim hevesimi kırmıştın. Sen Doğan, geber. Hep kızlarla konuşurum. Sen. Sübyancı. Söber. Geber. Ne oldu? SBS'den 440 aldım. Oturdun mu sandalye? Seni pislik Doğan. Oturdu sandalyeye. Hayır, sandalye sana oturdu. Başka kim olabilir ki? Dur. Lise hocalarımızdan. Ha, şu anki lisemden bir hocam. Kalem. İknur hocam, sizi çok severim ama benim telefonumu almıştınız. Seni çizerim. İknur. Benim telefonumu sana ne zararı var? Neden alıyorsun? Ben onunla derste mi oynuyorum sanki? Manyak mıyım ben? Geber artık, geber! Daha ölmesi de uzun sürüyor zaten. Geber artık. Öldüm de öldü galiba. Al telefon. İçine yerleştirip çaldıracağım yakında. Ararım seni. Anladın mı İnce'yi? Başka kim vardı? Dur düşüneyim bakayım. Ha, kimyacı kurbağa kadın. Oo, ona bütün nefretimi kusacağım şimdi. Bana laf sokmuştu sınıfın içinde. Sen böyle gidersen sen de hiç bok olmaz demişti. Kötü bir şey söylememiştim ona. Beni ezmişti. Bir de sınıfın önünde ben esneyince neden beni rezil ettin? Kimyacı kurbağa kadın.
Sana acı vererek ölmeni sağlarım işte böyle. Kurbağa aldığın için yavaş yavaş kan döküyorsun orada. Geber. Geber. Nice delirdim bu oyunda. Vallahi delirdim. Başka bir hocamıza geçelim. İngilizceci. İlkokuldaki İngilizceci. Onu senin yüzümden ömrüm boyunca İngilizcem kötü geçti. Şerefsiz. Hava yapıp fen lisesinden geldin diye niye bize hava atarak İngilizce öğretiyorsun? Sen adam mı sanıyorsun kendini? Söylesene bana. Kafanda İngilizce salam ben yazıyor. İdiot yazdım şeyle. Ataç'la. Oo, Ataç İngilizce ne demek artık düşünüyorsun. Bu ne oğlum ya? Tamam, sonuncuya geldik şimdi. Bu da sonuncu. Bunu en nefret ettiğim hocama sakladım. Neyle yapacağız o sonuncuyu? Termosu kullandık. Başka kitabı kullandık. Saati kullandık. Dünya sandalyeyi kullandık. Kalem. Makası da kullandık. Ha, bu da gerizekalı konuşuyor ya. Hah, vazo. Vazoyu kullanamıyoruz ya. Bu oyunun orijinal sitesinde farklı şeyler de kullanabiliyoruz ama orijinal sitesini açamadım oyunun. Hah. Sen hocaların en nefret ettiğim olanı geber. Senin adının aklına gelmedi şu an ama gebereceksin. Neden mi? Çünkü sen ilkokulda kızın eteğini açtığım için bana kızmıştın. Evet, bunu yapmıştım. İlkokuldaydım, manyaktım. Neden aileme söyledin beni? Neden? Böyle bir çocukluk geçirdim işte, manyaktım ben. Hocalarım da manyaktı ama bu oyunda asıl anlatılmak istediğini size şimdi söylüyorum. Oyunumuzda asıl anlatılmak istenen, bazı hocalara çok sinir olabilirsiniz ama onları öldürmek çözüm değil. Aslında hocalarınıza her zaman iyi yaklaşırsanız güzel sonuçlar doğurabilir. O hocalarım da söylediğim gibi, biraz önce size oyunda örnek verdiğim gibi, benim de suçum olduğu için hocalar bana kızıyordu. Yani hocalarınızla asla kötü geçinmemeye çalışın. Yani benim bu oyunda anlatmak istediğim şey hepsi şakaydı. Hocalarınızla hep iyi geçinin. Daha demin de söylediğim gibi ben kötü bir şey yapıyordum, onlar bana o yüzden kızıyordu. O yüzden hocalarınızla iyi geçinin. Lütfen sosyal mesaj vermeye çalışıyorum. Dertmeyin beni. O Doğan'ı bulacağım. Fen hocamdı. SBS'ye kazanamazsın demişti. Şu an neden iyi olduğumu bilmiyor. Bilecek ve benimle gurur duyacak. Her neyse. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Sosyal medya hesaplarımdan beni takip etmeyi unutmayın. Tam benim buradaki videoma tıklayarak hep yazı videoma gelirsiniz. 50. bölüm özel. Bom. 50. bölüm özelde bir şey yok aslında ama gidin izleyin. Veya sağ üstteki butona tıklayarak farklı rastgele video edebilirsiniz. Veya hiçbirini beğenmediyseniz videonun çıktığında o ortada çıkan iki videodan birine gidebilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Beni ilk defa izliyorsanız. Hoşçakalın. Sağ altta buton var böyle. Kanala abone ol butonu. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bari. İlkini açıyorum. Hazır mıyız? Şimdi gözlerimizi kapatıp sizin geleceğini bekliyoruz. Kim? Kastan. Kastan kim? Kastan. Remi var. Abi Remi çıktı. Remi pek bilmiyorum ama herhalde iyi bir oyuncu. Santra yani forvet oynuyor abi. Tamam, sen de kulüp. Messi istiyorum. Messi veya Cristiano Ronaldo çıkacak. Anladınız mı? Bu paketlerin içinden birinden yıldız bir oyuncu çıkacak. Anladınız mı? Remi! Veya açılana kadar döneceğim. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Açılıyor. Hazır mısınız? Zabaleta. Senin tipini sikeyim. Zabaleta ne lan? Bu ne? Arlucci. Ben 35 binlik paketi Arlucci'yi almak için mi verdim? Arlucci ne lan? Yolla. Hadi bebeğim. Hadi ne olur be. Aldım, o kadar verdim be. Hadi. Ne olur. Naldo. Naldo ne lan? At ismi gibi lan. Naldo ne? Takıma bak. Ve double artlı bir takımda oynuyor adam. Bu güzel olan Silva değil. Bu kötü Silva. Tipini sikeyim. Mutlu oluyordum ya. Son iki tane. Allah'ım ne olur. Ne olur önemli biri çıksın. 18 tane önemli oyuncu çıkma olasılığı var. Ve kafamda bunu kırmak istemiyorum. Ne olur çıksın. Çıkana kadar kendimi tokatlayacağım. Hadi sert bir şekilde. Hadi. Adriz'de. Adriz ne lan? Ay abi, Adriz ne? Şaka mısın lan? Adriz ne lan? Abi 73'lük full ya. ST Adriz. Burnuna sokayım senin. Şu şekilsiz burnuna sokabilir miyim Adriz? Anahtarı sokacağım burnuna. Embiya. Gidin Allah aşkına, gidin, hepinize QXL yapasım var ya. Ne olur. Ne yapayım? Ne yapabilirim? Hayır, hisset. Dua mı okuyayım? Ne okuyayım? Futbolcu duası mı okuyayım? Beyler açıyorum. Son kutsal tuşa basıyorum. Sizin gözünüz önünde.
çıkması lazım. Yoksa başka paket yok zaten. Bitti. Bir tane kaldı açabileceğim. Bundan sonra aç.